Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in raca'akallahu ila taifetin minhum fasta'zanuka lil khuruc faqul lan takhrucu ma'iya abadan ve lan tuqatilu ma'iya aduwwan. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. 83. ayet. Eğer Allah seni bu seferden Tebük'ten döndürür de sen onlardan bir toplulukla karşılaşırsan ve onlar başka bir gazaya çıkmak için senden izin isterlerse onlara de ki benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Asla benim maiyetimde düşmanla savaşmayacaksınız. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun. Evet, Efendimiz Aleyhisselam muhakkak ki Tebük'ten dönünce değişik mazeretlerle Tebük'e gelmeyen münafıklar neler yapabilecekler ona dikkat çekiliyor. Hemen Efendimizin etrafında toplanacaklar. Çünkü onlar Efendimiz gidince orada artık daha dönemez. Ölür kalır. Diğer sahabe de ölür biliyordu. Efendimiz Aleyhisselam ordusuyla beraber bir tane bile şehit vermeden gerisin geriye dönünce ve bir de cizyelerle de dönünce ya bu iş karlı yani peygamberin etrafında olmak lazım düşüncesi içerisinde hemen Efendimizin etrafını saracaklar. Ayet bunu söylüyor ki öyle de oldu. Dediler ki ya Resulallah bu defa gidemedik ama sen başka bir yere bir defa daha cihada gidecek olursan biz seninle beraber geleceğiz. Öyle diyecekler. Bu bizim için de ben de hayatımda çok şahit oldum. Bu tip insanları gördüm. Hizmetin içinde de. İşte Efendimiz öyle diyecek, öyle diyen münafıklara karşı ne demesi lazım geldiğini ve sonra bizim için de bu ölçü bizler de böyle zor zamanlarda hizmeti terk eden insanlar daha sonra işler rahatlayınca ganimet meselesine gelince gelecekler. Yani biz o zaman yapmadık, yanlış yaptık, aldandık ama bundan sonra olursa şöyle yaparız, böyle yaparız diyecekler. İşte burada Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Cenab-ı Hak sen onlara de benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Burada iki mana var. Efendimiz Tebük'ten sonra bir başka cihada çıkmamıştır. Bundan sonra zaten böyle benimle katıldığım bir cihat olmayacak ki demek. Veyahut da bir cihada, bir sefere, bir seriye tertiplense bile siz bir defa bizi aldattınız. Artık bundan sonra bizi aldatmanıza müsaade etmeyeceğiz gibi burada böyle iki mana vardır. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun diyecek. Bu mesele bir hadis-i şerifle de anlatılmıştır. Bunu bir hadis-i şerifle de kısaca şerh etmek lazım. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Akıllı ve olgun mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz. Bizim bu tabir Türkçemizde de atasözü olarak geçmiştir. Yani aynı delikten aynı yılan iki defa ısırmamalı gibi. Halbuki bu bir hadis-i şeriftir. Akıllı ve olgun mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz. Buhari Edeb Müslim Zühd bölümünde bu hadis-i şerifi bize nakletmiştir. Bu hadis-i şerifin bir sebebi vürudu vardır. Efendimizin bu sözü söyleme sebebi vardır. Bedir Harbi'nde Ebu İzze namında Mekkeli bir adam, bu şair aynı zamanda, Mekke'de meşhur bir şair de Ebu İzze, esir edildi. Yani müşrikler safında harbe katılmış, gelmiş Bedir'e kadar ve çok yalvardı.
Kendisine iyilik yaparak Efendimiz de serbest bıraktı. Çok yalvardı ama. Ve dedi ki ilerideki ayetlerde de gelecek bu yönü mana. Mekke-i Mükerreme'ye gidince bu Ebu İzze orada Efendimizin aleyhinde konuşmayacak. Müslümanların aleyhinde konuşmayacak. Hiç kimseye kötülük yapmayacak. Kötülük yapılmasına da müsaade etmeyecek. Bu şartla Efendimiz Aleyhisselam onu saldı. Fakat Ebu İzze Mekke-i Mükerreme'ye gidince bütün gücüyle Efendimizin aleyhinde, Müslümanların aleyhinde, orada varsa geri kalan müminler, fakirler, onlara da zulmetti, sözünde durmadı. En nihayet Uhud'da da Efendimizin karşısına geldi, orada da esir edildi. Bu defa yine aynı sözleri tekrar etti. Ya Muhammed, beni sal, vallahi billahi Mekke'ye gidersem işte aleyhinde olmayacağım vesaire gibi. Bedir'de verdiği vaatleri Uhud'un sonunda da esir olunca Efendimiz'e söylemeye başladı. İşte bu münasebetle Efendimiz Aleyhisselam mümin bir delikten iki defa ısırılmaz buyurdu. Bu vak'a münasebetiyle hemen hemen bütün tefsirciler bu ayetin tefsiri içerisinde bu hadis-i şerifi de ele almışlardır. Yani Tebük'ten dönünce münafıklar böyle diyecekler ama yok, geçti artık. Bir defa ısırdın yani. Bundan sonra da akıllandık, biz ısıramayız. Herhalde biz de Türkiye normal şartlara dönünce bu siyasal İslamcı dediğimiz bir kısım veya pek çok münafıklar da yine gelecek, yalaka yapacak, önde görünecek, cömert davranacak vesaire. Bu ayeti nazarı dikkate almalı ve bu hadis-i şerifle de muamele etmeliyiz dedim diye düşündüm. 83. ayette bu idi. Ve şimdi o münafıklar ölürse ne yapılacak? Yani münafık olduğu kat'i olan, Efendimizin de isim isim Tebük'te söylediği münafıklar ölürse ne olacak? 84. ayette de işte bu hususa dikkat çekiliyor. 84. ayet, buyurun. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 84. ayet. Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını asla kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler. Açıklama. İbn-i Übey öldüğünde halis bir Müslüman olan oğlu Abdullah Hazreti Peygamber'e gelerek cenaze namazını kıldırmasını rica etti. Pek şefkatli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tarafa doğru kalkınca Hazreti Ömer 80. ayeti hatırlattı. Hazreti Peygamber, demek Allah izin verdi, ben de 70'ten daha fazla istiğfar ederim dedi. Bunun üzerine bu ayet indirilip kesin hükmü bildirdi. Evet, İbn-i Selül hakkında epey bir malumatımız var. Zaten Medine'de reis olmak istiyordu. Efendimiz gelince planları bozuldu, makam elinden gitti diye. Efendimiz'e gizli gizli düşmanlıkla ilk münafık hareketinin başı, hurucun başı oldu ve bu şiddetlenerek devam etti. Oğlu Abdullah sağlam bir Müslümandı. Babası ölünce ara sıra camiye de geliyordu. Biz de zahire bakarız. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok fazla şefkati, re'feti. Acaba ben üstünde cenaze namazı kılarsam, ona dua edersem kurtulur mu belki diye Allah karşısındaki katındaki duasının kabul veya niyazına inandı. Olur dedi, bir de oğlu Abdullah'ı kırmak istemedi. Hazreti Ömer karşı geldi. O 80. ayeti biliyorsunuz, ister 70 kere isterse daha fazla istiğfar et, etme, Allah onları kabul etmeyecek. Hazreti Ömer bunu söyleyince Efendimiz Aleyhisselam
Ben 70'ten fazla yaparım dedi o zaman. 700 yaparım onun için tövbe istiğfar. 70 bin yaparım. Şefkatli Nebi'nin şefkat boyutlarına burada dikkat etmek lazım. Ama Efendimiz öyle deyince bu defa bu ayet nazil oldu. Onun üstünde asla namaz kılma. Yani cenaze namazı bu. Dua etme manasındadır. Cenaze namazı zaten namazdan, bildiğimiz namazdan daha ziyade o mevtaya bir duadır. Mealini de okudunuz zaten. Bir de ayakta kabrinin başında durma dedi. Efendimiz Aleyhisselam cenaze namazından sonra o mevta ile beraber kimse o kabire kadar giderdi. Kabirde definden sonra da başında durur dua ederdi. Vela tekum ala kabri bu manada. Ama biz de kabristanlıklara gittiğimiz zaman kafir olduğu, münafık olduğu kat'i olan insanlar içinde onların kabirlerinin başına da gitmeyiz, gitmemeliyiz. Tabii ki onlara da dua yapmayız, yapmamalıyız. Bu husus daha önce farklı bir boyutuyla geçmişti. İleride yine aynı sure içerisinde gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talip de vefat edince Efendimiz Allah nehyetmediği müddetçe ya amca senin için tövbe istiğfar edeceğim dedi. Ama Cenab-ı Hak Efendimiz'i bundan da nehyetti. 113. ayet ileride gelecek yine Tövbe suresinde. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestavfirû lilmüşrikîn وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ Akraban dahi olsa, yani amcan dahi olsa, eshab-ı cahim olarak öldüğü belli olduktan sonra sen onun için tövbe istiğfar edemezsin demek. Buradan çıkan mana, iki mana var. Bir, kafir ve müşrik olarak öldüğü kat'i olanlara öldükten sonra cenaze namazı kılınmaz. Onlara Kur'an okunmaz. Hayru hasenat yapılmaz. İstiğfar edilmez onlar için. Ve etseniz de zaten gitmez demek. Bunu genişletebiliriz ama bir de bunun zıttı bir mana var ki demek ki mümin olarak kabre gidenlere, ölenlere rahmet okunabilir, dua okunabilir, hatim okunabilir. Veya Fatiha okunabilir, hayru hasena sevap gönderilebilir demektir ki bugün bazı ilahiyatçılar ya kabire gidince artık okumaya gerek yok öyle Fatiha, İhlas, böyle Yasin böyle bir şey yok derler. İşte var yani. Cenab-ı Hak münafıkların okunmasını veya Ebu Talip müşrik olarak kabire gidince onun başında okunmasını yasaklamış. Bu neticede mümin ve Müslüman olarak gidenler için de okunabilir demek. Üstad da bu meseleyi Mesnevi Nuriye'nin farklı yerlerindeki ilemlerde belli bir mantıkla da anlatıyor. Bu 84. ayet oldukça önemli. Çünkü onlar Allah ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler. Yani kafir olarak öldüler. Bu da anlaşıldıktan sonra şimdi geldik 85. ayete. Buyurun. Ve la tu'cibke emvaluhum ve evladuhum innemâ yuridullahu en yu'azzibahum biha fid dunya ve tezhaqa enfusuhum. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 85. ayet. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. Evet, bu mesele hatırlarsınız yine Tövbe suresinin 55. ayette geçmişti. Ayet ayeti tefsir ediyor. Tövbe 55. ayette فَلَا تُعْجِبِكَ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا
ve tezhaka enfusuhum ve hum kafirun ayeti idi. Yani o halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Burada da aynı şekilde onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Demek ki sahabe-i kiramın içinde münafıklar zengin yani. Onların mallarına, evlatlarının çok olmasına imrenenler vardı. Efendimiz Aleyhisselam onları imrenecek değil de elbette. Efendimizin böyle hele hele ta peygamberliğin sonuna doğru bir dünya meyli, muhabbeti, mal aşkı, evlat aşkı olması haşa bahis mevzu olamaz. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın âli şahsiyetinden sahabe-i kirama ders verilmekte, onların o zenginlikleri, evlatlarının çoklukları seni imrendirmesin diyor. Ve burada daha ince bir noktaya dikkat çekerek, neden? Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte. Ne demek bu? Ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. Çünkü münafıkları münafık yapan, makam sevgisi ve sonra o münafıkları çoğaltan mal sevgisidir. Özellikle Tebük'e gitmeyişlerinin altında da mal mazeretleri vardır. Efendimiz'e bütünüyle asi olmalarının altında o kadar mal, mülk, tarla, hurma ağaçları filan bakılacak, elde edilecek, satılacak, epey bir meşguliyet. Onun için malla aslında münafık olmuşlar ve onların imansız ölmelerine sebebiyet vermesi de yine mallarıyla olmuş. Ayet-i Kerime bir de bu hususa dikkat çekmektedir. Geldik 86. ayete. Hep ayetlerin arasında mana bağlantısı var. Yani Tebük seferinden sonraki bir kısım şeylere dikkat çekiliyor. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. 86. ayet. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler senden sefere katılmamak için izin istediler. Ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler. Evet, bu meseleyi daha önce de geçen ayetler münasebetiyle de ele almıştık. 42, 43, 44 ve 45. ayetlerde bu husus geçmişti. 49. ayette de geçmişti. Yani münafıkların Tebük'e gidecekleri zaman Efendimiz'den izin istemeleriyle alakalı husus bu. Efendimiz Aleyhisselam da bazılarına izin vermişti. Allah da Efendimiz'i itap etmişti. Lime ezinte lehum. Afallahu anke lime ezinte lehum ayeti. Allah seni affetsin. Güzel Muhammed'im, niye onlara izin verdin ki demek. Bu ayetlere tekrar dönmek istemiyorum. 42, 43, 44, 45 ve 49. ayetlerin geniş bir izahatı bu ayetin içerisinde. Ama İslam tarihi açısından da orada da biraz meseleyi ele almıştım. Hangi kavimler, hangi kabileler? Çünkü bütün herkes değil, bazıları manası var burada. Onun için bunları daha önce detaylı anlattığım için tay ediyorum, devam ediyoruz. Ama arkada oturup kalma, burada kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler onlar. Kadınlar cihada, maddi cihada gitmekle mükellef değillerdir. Cuma'ya gitmelerinin de farz olmadığı gibi. Ama bir de özürlülerle, işte o özürlüler de cihada gitmesine mani olan, şer anda geçerli olan mazeretler.
Halbuki münafıklar sağlam, vücutları dinç, binekleri de var. Onların bir mazereti yok. Ama kadınlar gibi ve bir de özürlüler, yani cihada gitmesinde şer'an mazereti olanlar gibi, burada onlar da oturalım dediler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Burada o dikkat çekiliyor. Evet, burada ma'al ka'idin, oturanlarla beraber. Burada kadın kelimesi yok ama fakat evlerinde oturan kadınlar gibi oturalım. Bu mana burada ayetin karakteristik özelliğinden anlaşılıyor. Ve şimdi geldik 87. ayete. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. 87. ayet. Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar cihattaki hikmeti, Resulullah'a itaat etmedeki mutluluğu anlayamazlar. Burada çok önemli, yine bir önceki ayetin devamı gibi bu. Yani geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler ki kalpleri mühürlendi. Havalif kelimesi burada, muhalefet de buradan geliyor, halef de buradan geliyor, seleften sonra arkada gelen demek. Araplar havalif kelimesini mal havalifi, havalif kelimesini daha çok örfte kadınlar için kullanırlar. Namazların saflarında bile önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar. Hani o sıralama arka saflarda olması. Onun için burada arkadakilerle beraber demek, arkada kalan, cihada gelmeyen kadınlar gibi. Erkekler gibi gidip harp meydanlarında savaşmadınız. Bari şimdi evde kadınlar gibi oturup ağlayın sözü İslam tarihinde bir terminoloji olarak da meşhurdur ve bu ayetten, havalif kelimesinden alınmıştır. Bu Arap dilinde daha çok kadınlar için kullanılıyor. Bu kadınlar gibi oturun demektir. Tabi burada arkada kalanlar sadece kadınlar değil. Kadınlarla birlikte yaşlı erkekler, çocuklar, engelliler gibi savaşa katılamayacak kimselerin de kastedildiği, bir önceki ayetin sonunda özürlüler tabiri vardı. Ondan da anlaşılıyor. Ayrıca havalif karşı çıkanlar da demektir. Muhalefet. Yani iktidara karşı demek muhalefet. Buradaki ma'al havalifi peygambere muhalefet eden, peygambere cihada karşı çıkanlarla beraber veya Bizans bizim karşımıza oradan çıkıyor, siz de bizim karşımıza buradan çıkıyorsunuz. Havalif bir de bu manaları ifade ediyor. Bunlar çok önemli ifadelerdi. Ama burada münafıklar için artık Tebük'ün de sonunda bir mühür var. Ve tubi'a ala kulubihim fehum la yefkahun. Onlar anlayamıyorlar ama, kavrayamıyorlar ama, fakat onların kalpleri üstüne mühür vurulmuştur. Tab'ı bizim Türkçemizde de tab ettirdik, bastırdık ve tubi'a o manada kullanılıyor. Mühürlendi demek kalpleri üzerine. Kur'an-ı Kerim'de bu mühürlenme kelimesi 3 farklı kelime ile kullanılır. Bir, Bakara suresinin 7. ayetinde geçtiği gibi hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ila ahir. Hatem, hatem. 2, kelle bel rana ala kulubihim, ran kelimesi. Bir de işte bu taba'a veya burada tübi'a kelimesi, bunların hepsi kalbin mühürlenmesi, mühürlenme manasındadır. Nüansları olabilir kelimelerin. Farklı ince, farklı manaları olabilir ama aynı manaya geliyor. Ağzından çıkan elfaz-ı küfürle, bazı küfür fiilleriyle, efal-ı küfürle bir insan ani küfre gidebilir ve kalbi mühürlenir.
İkincisi, işlemiş olduğu haram ve günahlar kalpte siyah leke meydana getire getire zamanla kalpte nuri iman çıkar. Zulmet-i küfür gelir, kalbi işgal eder ve kalp mühürlenmiş olabilir. Bir de Allah hayattayken onun kalbinin mühürlendiğini anlattı. Mesela Tebbe suresindeki Ebu Leheb'in durumu gibi. Üstad bunları biraz ikinci lemada daha detaylı anlatıyor. Oraya da bakabilirsiniz. Tebük'e gitmeyen münafıkların kalpleri mühürlenmiştir. Ne demek mühürlenmek? Şu demektir. Herkes öleceği ana kadar tövbe edebilir. Ama artık münafıklar için tövbe kapısı da kapanmış demektir. Burada şimdi bir istisna söylüyor. Münafıklar için de geçerli bu. 88. ayet. Buyurun. ولكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. 88. ayet. Fakat peygamberle beraberindeki müminler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır. Evet, yukarıda münafıkların akıbeti, Tebük'e katılmayan mazeretlerle münafıkların akıbeti, o bir terhip idi, korkutma. Bu 88. ayette de mal ve canlarıyla cihad edip etmek için de Tebük'e katılan müminlerin durumları, onların kalplerinin mühürlenmesine karşılık burada ise ve ulaike lehumul hayrat. Onlar hayır yaparlar değil. Bütün hayır onlarındır. Yani artık hayrın bütün çeşitlerine mazhar olmuşlardır demek ve kurtuluşa erecek olanlar da hem dünyada hem ahirette iman noktasıyla, maddi saadet felah noktasıyla da kurtuluşa erecekler onlardır. Bu felah kelimesi üstünde de daha önce durduğumuz için nasıl felah bulacaklar? Bu 88. ayetin bir açılımı, bir tefsiri olarak 89. ayet. 89. ayet 88. ayetin bir tefsiridir. 89'u okuyalım. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ. 89. ayet. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. Evet, bu hususta gayet net. Artık buradaki ayetlerin tefsirleri üstünde daha genişçe durulabilir. Cennete iade edilme ne demek? Ve bunlar kimlerdir? Bu hususta hangi sahabeler öne çıkmıştır? Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer'e kadar bunlar hangi sahabeleri remzediyordu? Hazreti Abbas, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ubade, Muhammed bin Mesleme, Abdurrahman ibn Af ve daha aşağıya doğru pek çok sahabi var. Ebu Akil gibi kimseler var. Özellikle bu sahabe-i kiramın isimlerini, sahabe bunları hatırlıyor çünkü Hazreti Utbe, ondan sonra Ubeyde, Hazreti Ubeyde, bunlar var, o bölgeye giden bütün sahabe-i kiramın İslam tarihinde isimleri vardır. Ve bir de sefere, daha önce de geçmişti bu, o sefere katılamayıp fakir düştüğü için yiyecekleri, atı, semeri, eğeri, kılıcı olmadığı için gitmek isteyip de gitmeyenler var. Onlar da bu ayetin içindeki bu müjdeye tabidir demişler. Onları da okumuştum daha önce. Salim bin Umeyr, Ulbe bin Zeyd, Ebu Leyla Abdurrahman bin Ka'b, Amr ibn Humam ve Abdullah bin Mugaffel, Vakıf oğullarından kardeşi Hermi bin Abdullah, İrbaz bin Sariye de
cihada gidemedi bunlar fakirliklerinden dolayı. İleride bu da gelecek. Çünkü o zaman devlet herkese at, eğer, semer, kılıç, kalkan vesaire veremiyordu. Herkes kendi imkanlarını hazırlayıp öyle cihada gidiyordu. Zaten bugün mazeretlerin kalkması bir yönden de o. Benim işte imkanım yok diyemezsiniz. Çünkü devlet bunları karşılıyor veya cemaatler bunları karşılıyor. Mesela bu çerçeve içerisinde ele alınmıştır. Buraya kadar Efendimiz Tebük'ten döndükten sonraki olabilecek olan şeyleri anlatan bir husustu. Şimdi Tebük'le alakalı yine ayın durağına geldik. Bitti burası bu bölüm ama ve ca'el muazzirune minel a'rab hala devam ediyor. Efendimiz Tebük'ten döndükten sonra mazeret ileri süren bazı Arabiler. Hem cihada çıkılacağı zaman tekrar başa dönüyor, hem cihattan sonraki mazeretlerini anlatan Arabilerle mevzu anlatılıyor. Bu da önemli bir bölüm.